İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Herkese şimdiden iyi hafta sonları. Umarım iyi bir hafta sonu geçirirsiniz. Anacığım, İstanbul'da da böyle bir, nasıl diyeyim, kapalı kasvetli bir hava. Güneş bir açıyor bir kapatıyor. Haziran da bitti. Biz herhalde İstanbul'da böyle şu eski yaşadığımız yazları yaşamayacak mıyız? Böyle bir yazı hissedemedik daha henüz. Üzülüyorum da ya. Ben istiyorum ki şöyle yazı böyle doya doya. Bir esiyor, bir rüzgar, bir açıyor, bir kapatıyor. Ay, hiç havalardan memnun değilim arkadaşlar. Çok rüzgarlı havaları da sevmiyorum. İnsan da biraz da fazla dışarıda kaldığında baş ağrısı yapıyor. Özellikle de bende. Evet, yine gündemi ise boşunuz değerlendirecek hazırsanız başlıyorum. Hadi alın anacığım çayınızı, kahvenizi, ne seviyorsanız yanınıza alınız. Sevoş durmaksızın konuşacak anacığım. Çok üzüldüm. Dün bilmiyorum izlediniz mi, şeyi izledim birazcık. Camdaki kızı izledim ve etkilendim. Her tarafta dram olan bir bölümdü arkadaşlar. Beni eleştirenler de olmuş. Hani demiştim ya, Camdaki kızdaki Nalan karakterinin işte kızını hale getirdiler. Üçüncü kadın olmayı bile neredeyse kabul edecek duruma geldi. Salya Sümük ağlıyor falan diye eleştirmiştim ya, sizi başkasını seviyorum diyen bir adamı için ağlamayın falan dediğim için bir takipçim demiş ki çekip gitmek kolay olan falan fişman işte böyle minimalde yorumlar yapmış. Ben sanki kolay olanı, herkes çekip giderse nasıl olacak falan diye. Anacığım, biz o Camdaki kızdaki gibi yaşanan o artık aşk değil ki zaten. Kadın da ben kendimi acı çektirmek istediğim için mutsuz olacağım bile bile başladım diye dizide de itiraf etti. Şimdi bakın, bir kadın sevdiği, aşık olduğu, ne bileyim askere gider bekler, ne bileyim gurbete gider bekler, ya da ne bileyim imkansızlıklar vardır katlanır, zorluklar vardır katlanır, ama yalan, aldatma, riyakarlık, sahtekarlık varsa olmaz. Zaten Nalan'ı Hayri evliydi, bekarım diye kandırdı. Evli olduğu ortaya çıktı. İkisine birden idare etti. Sonra da kıza dedi ki ben aşık oldum. Aşık oldum demesi yetmez. Hadi dürüst davrandı. Aşık oldum, gitmek istiyorum dedi. Anlarım. Bir de diyor ki ben arada gene gelirim falan. Yani üçüncü kadın yapacak onu hala. Yani bir gözü de hala. Yani sen burada dur, işte arada bir ben seni yoklarım. Kadın bu duruma düşmemeli bence. Yani fedakarlıkla, ilişkide, aşktaki sadakatle bunu karıştırmayın. Zaten aşkta sadakat yoksa, yalan varsa o aşk değildir artık. O başka bir şeye dönüşmüştür. Bunu bile bazılarınız, ne bileyim yani o takipçim, dedim ki herhalde sen Camdaki kızı izlemedin. Yani Nalan, hani Nalan karakterinin yaşadıklarını tasvip etmek korkunç bir şey. Bir kadının tabii ki aşkımdan ölsem bile işte ağlamak şey değilmiş, gurur meselesi yapılmazmış. Tabii ki ağlamak var, ağlamak var. Beni istemediğini söyleyen bir adam, başkasına aşık oldum diyen bir adam, sen burada otur arada bir yoklarım seni diyen bir adam için de salya sümük ağlamam. Ha çok aşıksam bile, çok ağlayacaksam da evimde ağlarım ya. Gurur da gerek ya, ben öyle düşünüyorum, haksız mıyım? Yani o kadar da onursuz, gurursuz aşk olmaz diye düşünüyorum ya. Seni sevmeyen birisini ondan ne bekleyebilirsin? Başkasına aşık olan bir adamdan ne bekleyebilirsin? Zaten şey, öncesinde de karısı var, bir sana sürekli yalan söyleyen bir adam. Başkasına aşık oldum diyen bir adam. Yani bir kadın da kusura bakmayın, bu da aşk değil artık. Yani bunun da arkasında durulmaz. Bunun içinde salya sümük ağlayarak gitme diye de kendimi perişan edemem. Bana yani ne bileyim, büyük konuşmayın. Tövbe yarabbim, beni de büyük konuşturuyorsunuz. Hayatta her şey insanlar için. Öte yandan çok etkileyici bir final yaptı dün Camdaki kız. Dikkat ettiniz mi? Las kızı valla şırrak diye yapıştırıverdi ekmek bıçağını adamın kalbine. Haşırt diye sokuverdi. Pişkin pişkin yalan söyleyerek geldi, kurtulduk murtulduk diye. Las kızının da aslında hayatı zorluklarla geçmiş, çocukluğu zorluklarla geçmiş, baba tacizine uğramış bir kız. Sevginin, aşkın tanımını tam oturtamamış, örselenmiş,
Ne bileyim işte normal bir aile hasreti çekmiş bir kadın aşık olunca ve tekrar bir hayal kırıklığına uğrayınca tabii ki yapılan tasvip edilecek bir şey değil ama aslında konuşularak halledilebilecek durumlar ama işte dünya öyle olsa cennet olur. Ama çok etkilendim. Niyeyse böyle iliklerime kadar etkilendim. Camdaki kızın dünkü bölümünde artık sezonda da finali de yine eski kocası neydi ona dönecek anlaşılan. Oraya dönüyor. O aynı eve dönüyor. Ama dediğim gibi kadınlar hiçbir zaman erkeklerin oyuncağı olmamalı. Benim burada vermeye çalıştığım mesaj sizi aldatan, size yalan söyleyen, sizi kandıran ya da sizi ikinci kadın, üçüncü kadın pozisyonuna düşüren bir adamın oyuncağı olup seviyorum deyip katlanmak onursuzluk, gurursuzluk bana göre. Kim isterseniz eleştirin anacığım. Yani kimse beni bir evli bir adamın metresi olmak, bir de başka bir kadını daha o sen de burada otur arada bir gelirim sen beni arama falan diyecek. Ay kusura bakmayın. Yani böyle bir ben oradaki karakterden yola çıkarak ben. Tabii ki aşkta zorluk vardır, aşkta imkansızlık vardır. Ama aşkın içindeki en büyük etken sadakat yani. Eğer sadakat yoksa, aldatma varsa, yalan varsa kusura bakmayın ben ona saygı da duymam. Saygı duymadığım bir ilişkiye ya da saygı duymadığım bir adamla da hayatı paylaşmak istemem diye düşünüyorum. Bu benim fikrim ama gerçekten çok etkileyici bir bölümdü. Çocuklarının düşünsenize gerçek bir hayat hikayesinden alındığı için bu kadar söylüyorum. O çocukların hayatını babasının kanlar içinde yerde yatarken gören iki tane blue gencecik çocuk, genç de demeyeyim çocuk daha yani 9 yaşında mı 8 yaşında mı okula giden çocuk artık neyse kötü bir travma aslında gerçekten. Hayriye üzüleceğim aklıma gelmezdi ona bile üzüldüm ama dikkatimi bir şey çekti. Son nefesini verirken Nalan demedi, Türkan dedi. Hani biliyorsunuz Türkan'dan ayrılırken Nalan'dan Nalan onsuz olamam, onsuz yaşayamam, nefes alamam de, diyordu ama son nefesini verirken Türkan diyerek öldü adam. Bu da enteresan oldu. Yani demek ki derinlerde o var. Hangisini sevdi acaba? O biliyor mu yani o karakter hangisine gerçekte aşık oldu? Heyecanla, cinsellikle aşkı da karıştırıyorlar bazen. Yani tensel çekim ya da cinsellik aşk demek değil. Aşkın bir parçası olabilir ama tamamıyla oradan aldığın haz aşk değildir ya. Aşk başka bir şey diye düşünüyorum. Çünkü Doruk'ta bir sevgi, koşulsuz bağlılık olarak gördüğüm için ama ne olursa olsun kadının kendini küçülteceği de bir pozisyona düşünmemesi lazım. Ve sosyal medyada da o sahne paylaşarak gözyaşları sel oldu diye videolar paylaşıldı. Yani çok kişinin etkilendiğini camdaki kızdan biliyorum dizi yorumlarına kızıyorsunuz ama böyle de bir gerçeklik var anacığım. Gelelim diğer konularımıza. Ay ne kadar beğenirdim ben bu kızı. Kendini resmen mahvetmiş. Belki de şiştir iner inşallah. Yine bazılarınız diyorum ekrana tabii ki görüntü yansıtamadığım için konudan bahsederken şu elbiseye bir bakın gelin de yorum yapın diye. Aynısını söyleyeceğim. Bütün sosyal medya ve magazin sitelerinde kadının eski ve yeni hali var. Dilan, Çiçek, Deniz yeni oyunculardan güzel de bir kız. O da güzellik kraliçesi olarak şeye atıldı. Bu profesyonel hayata atıldı. Son hali gerçekten medyanın diline düştü. Bir davete katılan Deniz'in yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü oyuncunun Fransız askısı estetiği yaptırdığı iddia ediliyor ama çenesi uzamış. O gözlerinin manası değişmiş. Hadi gözlerini geçtim. O çene gerçekten çok uzun bir çene olmuş. Acaba implant taktırdı da şişliği mi var bilmiyorum ama ya da eğer sıvı bir dolguysa o kadar şişer mi? Bu kadar bir çene ki yani bakın çok güzel kadınların 40 kere düşünmesi lazım yüzüyle oynarken. Öyle değil mi? Sen daha genceciksin ve Türkiye'nin en güzel kadınlarındansın. Yüzünle böyle hoyratça oynamamalısın ve çok gençsin daha. Yani her zaman söylüyorum, gençlikte hata yapıyor insan. O ayrı konu. Hani bu kızı da eleştirmek babında söylemiyorum. Önümüzdeki örneklerden buradan da bir mesajımız olsun. Çok güzel kadınların yüzleriyle oynamaması lazım. Çünkü yani o güzelliği yok etmek bence günah ya.
O kadar güzel bir kadındı ki kaşı, gözü, yüzü, gülüşü. Yani şu son gördüğüm manzara gerçekten beni üzdü diyebilirim. Ve evet, geçelim diğer haberimize. Sinan Akçıl tatil dönüşü samimi itiraflarda bulundu diye yıkama yağlamalı bir başlık atmış Sabah gazetesi, ama haberi şöyle okuyacağım ve değerlendireceğim. Pas'tan geldiğini söyleyen Akçıl samimi itiraflarda bulundu. Sabah gazetesinin haberine göre herkes Türkiye'yi konuşuyor dedi. İşte açıklamaları demiş gazete. Akçıl konser için Amsterdam, oradan Paris, sonra da Fas'a gittim. Fas'ta Türkiye seçimlerinin etkisine şahit oldum. Herkes Türkiye'yi konuşuyor. Şoföründen tut bize yardımcı olan arkadaşlara kadar herkes Müslümanlara duyduğu mutluluktan bahsediyor. Bu bana çok gurur verdi. Ya arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Sanki karşısında yarıştığı rakibi Hristiyan mıydı ya? Ya artık bu kutuplaşmanın, bu ayrıştırıcı dilin yani bir sınırı olması lazım. Sanki dersin ki karşısındakiler Müslüman değil. Ya böyle olabilir mi ya? Böyle bir anlayış olabilir mi? Yani iktidara yalakalık yapacağım, iktidara yaranacağım, daha çok konsere gidebileyim, pohpohlanayım, onların gözüne gireyim diye açıklama yapıyorlar, ama yani kabak tadı verdi. Yani ne diyor yani, şimdi kaybeden taraf Müslüman değil miydi? Ya nasıl bir bakış açısı yani? Karşı taraf kafir miydi ya? Böyle bir, yani bu nasıl bir bakış açısıdır? Nasıl bir usluptur? Yani ya kaybeden, kazanan, yani böyle bizi ikiye böldüler ve kaybeden tarafı sanki dünyanın en kötü, yani böyle bir algı oluşturdular. Terörist, kaybedenler dinsiz, terörist, kötü insanlar. Kazananlar, yani nasıl bir bakış açısıdır? Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum ve devam etmiş. Öte yandan da geçen günde bir YouTube programına katılan şarkıcı Sinan Akçıl tok aracını satın almak istediğini söylemiş. İlk 20 bin şanslı arasına giremediğini söyleyen Porsche marka araçlara ilgi duyan Akçıl, iki aracımı da sattım. Çok istiyorum. TOGG'a başvurdum. Ama çıkmadı. Sonraki sıradayız. Yakın zamanda inşallah iki aracımı da sattım. Tok almak ve tek araba kullanmak istiyorum. Sadece konserlere gidip geldiğimiz bir minibüsümüz var. Ah yazık, zavallım benim. Tok gelince de gidecek. Ben üç araçtan vazgeçip yerli milli Tok'u kullanmayı tercih edeceğim. Bugün teslimat yapıldı. 2023 sonu 2024 inşallah insanlar beni her yerde Tok ile görecek. Gurur duyuyorum. Gurur duyduğum bir proje. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı tebrik ederim. Yıkama yağlama. Bence gerçekten yurt dışında TOGG'u görürsem tüylerim diken diken olur gerçekten. Çok başarılı bulduğum bir iş. Mutluyum. Ben de inşallah gururla işte TOGG kullanacağım. Felandır, fişmandır, yastık, yustuk. Bakın. Tabi Sabah gazetesi de yıkama yağlama yaptığı için onun bu puntolarla, başlıklarla sayfasını en üst köşelerine taşımış. Uzunca bir sayfa açmış. O da bastırmış yıkamayı, yağlamayı. Keşke sanatçılarımız böyle ikiye bölünmeseydi. Keşke o tarafın sanatçısı, bu tarafın sanatçısı diye sanatçılar bari bölünmeseydi. Her şeyi böldük, onları bile böldük. Bir yandan da işte Hakan Ural yani iktidara yağcılık, yalakalık yapınca sıkıntı yok, ama ters giden bir şeyleri söyleyincesi niyeyse vatan hainliği ya da kötü bir insan muamelesi görüyor. Melek Mosso'yu yok işte ders verdi, kapak olsun, mapak olsun diye haberler yapılıyor. Yani Melek diyemedim. Melek Mosso'yu linç etme bir operasyonu var karşı cenah tarafından. Merve Dizdar'dan sonra işte yine Sabah gazetesi o kadar hele Akit'i söylemiyorum bile, şarkıcı sanatçıdır da demiyor, şarkıcı müsveddeleri diyor bilmem ne, yani o kadar aşağılayıcı bir dil kullanıyorlar ki, yani bakın bu kadar kutuplaşmak çok iyi değil. Aynı ülkenin insanları neredeyse ayrı marketlere gider, ayrı şarkıcıları dinler, ayrı yerlerde seyahat eder gibi bir duruma geleceğiz. Yani hiç iyi değil bu gidişat. Yani bari magazincilerin, bari gazetecilerin bu ayrımı kaşımaması lazım. Ama maalesef iki taraflı bir kutuplaşmanın ürünü diye düşünüyorum. Ve devam etmiş, ne demiş bakın. Sahnede Türkiye'yi kötü muhalif belediyeler, ha diyor ki Melek Mosso işte sahneden Türkiye'yi kötüledi ki muhalif belediyelerden iş gelsin diye. Şey zannediyor, hani yıkama yağlama yapan şarkıcılar gibi zannediyorlar. Ya karşı taraf garibimin bütçesi mi var zaten? Her taraf iktidarın elinde. Yani
Muhalefetin neyi var? Yani kaç tane konser düzenliyor ki muhalefet ya? Para mı var muhalefetteki de ona yaranmaya çalışsın? Yani yaranmaya çalışanlar belli değil mi ya? Yaranmaya çalışanlar işte belli yani her gün her zaman sarayda işte sofrada ağırlanan sanatçılar yaranmaya çalışan o güç iktidarın elinde. Muhalefetin elinde değil ki. Bu nasıl bir bakış açısı? Ben yani bari halk bu denli kandırmayın ya. Yani kadını kötüleyeceğiz diye, kadını linç edeceğiz diye söylediğine, yani kadın diyor ki aslında diyor omurgasız, kişiliksiz, işte muhalefetten. Bu kadın zaten çalışan kadın, zaten işe giden kadın. Siz şimdi işine balta olmaya çalışıyorsunuz söylemlerinden dolayı. Gerçekten üzücü şeyler ya. Hani diyorsunuz ki bazen siyaset yapma. Ama siyaset de hayatın içinde, magazinin de içinde. Bakın gazeteler bile ayrışmış, bakın sanatçıları bile ayrıştırıyorlar. İşte azıcık kafasını kaldıranın kafasına vuruyorlar. Öyle yorum yaptı, ülkeyi kötüledi. Ya ülke hepimizin, Emin olun, o da vatanseverdir. Ülkesini seven bir kadındır. Niye ülkesini kötülesin? Ülkesinin hiç kimse ülkede yaşanan bir sorunu dillendirmesin mi? Yani ya da ülkesinde yaşanan bir şeyi söylediği zaman hemen şey Ahmet Hakan bile eleştirmiş. Sen kadın hakları savunucusu musun da bilmem ne. Ya sen sanatçının ne demek olduğunu bilemiyorsun demek ki. Sanatçı toplumun sorunlarına, yarasına, kanayan yaralarına parmak basan. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Sanatçıların misyonudur bu. Sanatçıların misyonu yıkama yağlama yapmak, yalan söylemek değildir. Sanatçıların misyonu halkın, toplumun sıkıntılarını dillendirmek, sıkıntılarının çözümü için çaba sarf etmektir ya. Ben yani gerçekten şaşırıyorum ve üzülüyorum ülkem adına bu ayrışmadan, bu ayrıştırılan dilden, bu kutuplaşmadan. Yorulduk artık ya, yeter, seçim de bitti artık. Yani bu kadar bizi kutuplaştırmasınlar yani. Bunun önüne geçsinler artık. Ya bitti artık. Yani ya artık seçilen, ne derler, seçilen seçildi, kaybeden kaybetti. Şimdi de sıra sanatçılara mı geldi? Hiç kimse bir görüşünü beyan etmesin mi? O zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı insan hakları, nerede kaldı özgürlük? Her şey sürekli yıkama yağlama yapacağız. Aynı güzel yollarımız var. Ay dolar 21 ay, o ne 23 ayın 50 olması lazım. Ekmek 10 lira, 20 olsun ayol falan dersen iyisin. Yani inanamıyorum. Yani bazılarına mikrofona ne olmuş diyor, dolar artmış diye soruyorlar yani. Ondan sonra ne olmuş? Maaşlar da arttı diye cevap verenler var. Ya kardeşim, gerçekten biz hak ediyoruz. Yani kötü yönetilmeyi, kötü yöneticileri hak ediyoruz, biliyor musunuz? Çünkü düzelmeleri için çaba sarf etmiyoruz. Yani siz eğer düzelmeleri için çaba sarf etmezseniz maalesef bu eziyeti çekersiniz. İnşallah umut ediyorum. Bakın tekrar söylüyorum, ben ülkesini çok seven bir insanım. Bu topraklara aitim. Kanımın son damlasına kadar da bu topraklarda olmak istiyorum. Bu söylemlerim kesinlikle ülkenin kötülüğü için değil. Ama gidişatın da iyi olmadığını görmek için, yani alim olmak gerekmiyor diye düşünüyorum. Hani karışmayayım, söylemeyeyim, tutayım çenemi diyorum ama neyse. Evet, Demet Özdemir diziler artık bir sezonu kapatıyorlar. Demet Özdemir de Yunanistan'dan ev almış anacığım. Daha mantıklı artık, İstanbul'da Kadıköy'de ev alacağın parayla gidiyorsun Florida'da ev alabiliyorsun ya, Amerika'da ev alabiliyorsun ya. Bu kadar emlak sektörünün İstanbul'da uçması, kıçı kırıp 2 artı 1 normal standart bir daire için 10 milyon 20 milyon para istiyorlar ve olacak iş değil yani. Yani anormal bir fiyat artışı var. Yani dünya ile yarışıyoruz. Bunun önüne nasıl geçecekler? Hadi diyeceğim ki biz bir ada ülkesi oluruz. Küçücük bir ülke oluruz da toprağımız kıt deriz. Alanımız dar deriz de bu pahalılığın gerekçesini öyle şey yaparız, anlamlandırırız. Ama artık yani dünyanın en lüks kentleriyle, dünyanın en lüks şehirleriyle yarışıyoruz de bu kadar olmaz. Bilmiyorum. Çok üzülüyorum da. Ve Demet Özdemir de 40 bin euroya Yunanistan'ın başkenti Atina'da ev almış. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu Atina'da alan ünlü oyuncu şimdilerde evini dekorasyon işleriyle uğraşıyor. Son yılların en popüler ve en çalışan oyuncularından Demet Özdemir Atina'dan ev aldı. Kazandığı parayla iyi yatırımlar yapan güzel oyuncu reklam gelirleri ve yeni dizi anlaşmalarından kazandıklarını bir kez daha emlağa yatırmayı tercih etti diye manşet atmış gazete. Yani kazanana çalışana Allah veriyor, ne diyelim. Ama işte diyorum ya,
400 bin euro ne yapıyor şimdi hesaplarsanız da 10 milyon mu kaç ne kadar para yapıyor? 12 milyon mu yapıyor? 12 milyona Ataşehir'de ev alırsın. Yani gidip Atina'da ne bileyim deniz gören bir yerde bir tatil yerinde ev alıyorsan bilmiyorum tabii ki aldığı evin konumunu, statüsünü falan ama yani insanlar tercih edebilir yani çünkü artık Türkiye'de ne diyorum size orta halli bir sitede ev almaya kalksanız emlak uçtu gitti ya gerçekten her şey yani arabalara girmiyorum bile ya araba almak bile artık hayal oldu yani bu gidişat umarım ekonomiyi düzeltirler. Yani bakalım yeni bakan geldi neler yapacak çok merak ediyorum. Umarım gidişat ne bileyim en azından stabilize olur. Bu fiyat artışları durur diyorum ama inşallah. Enteresan bir haber denk geldi bana. Ayça Bingöl çok da değerli bir oyuncu arkadaşlar. Babasının cenazesine katılamadığını, neden katılamadığını, neden gidemediğini açıklamış. Enteresan bir şekilde. 2001 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Gökmen Altı ile dünya evine giren Ayça Bingöl, 2016 yılında ikiz kızları Leyla ile Aylin'i kucağına alan Ayça Bingöl babasının cenazesine katılamadığını itiraf etti. Ünlü oyuncu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kınalı kar, iki aile, bıçak sırtı, öyle bir geçer zaman ki, en çok burada zaten meşhur oldu, öyle bir geçer zaman ki ile Müslüm ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Ayça Bingöl katıldığı programda o dönem ikiz çocuklarına hamile olduğu için babasının cenazesine katılamadığını söylüyor. Ve şöyle devam ediyor haberde. Yani gerekçesini şöyle söylüyor. Sıkıntılı bir hamilelik geçirdiği için yatağa iki ay mı ne yatakta yatmış. Doktor da demiş ki biz seni burada iki ay yatırdık. Yani düşük yapma tehlikesi olduğu için babasının cenazesine gidemediğiniz bir yerde yaşam bir yerde ölüm vardı. Babam da olsa yaşamı tercih ederdi. Yani eğer kalkıp gitseydim belki o stresle çocuklarımı kaybedebilirdim diyor. Yani o zaman 3 cenaze olacaktı yani. O da pişman değilim diyerekten şöyle bir açıklamada bulunmuş. Karnımda 2 bebeğim varken çok acayip bir karar vermek zorunda kaldım. Hayat bazen insana ne kadar zor kararlar ve tercihler yapmaya zorluyor. Öyle bir durum zannedersem hamileliğim çok riskliydi. Hastanede yatıyordum. Hiç kalkmadan, kıpırdamadan yatmam gerekiyordu. 13 hafta yattım hastanede. Babam hastaydı. Ben hastanedeyken yoğun bakıma alınmış ve vefat etti. Doktorum cenazeye gitmene izin vermem ama gideceğim diyorsan gidersin. Tutamam. Biz seni haftalardır kıpırdamadan yatırıyoruz demiş. Yani düşük tehlikesi olduğu için çocuklarını kaybetmemesi için haftalardır yatırıyoruz. O da diyor ki karar verirken bir saniye bile düşünmedim. Devam etmiş ünlü oyuncu film gibi ama gerçekten bir saniye bile düşünmedim. Kararı verirken gitmedim. Babam da asla tasvip etmeyeceği o kadar emindim ki bu konuyla ilgili hiçbir suç, hiçbir yük taşımıyorum üzerimde. Doğru olan yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm, bir tarafta yaşam var. Biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan ve vicdan azabı yaşamamam ifadelerini kullandı. Bazen hayat işte insanı zorlu tercih, seçim yapmaya zorluyor. Tabii ki insan babasının cenazesine katılmak ister ama bazen hayat da bunu imkansız kılabiliyor. Zor bir durum. Mesela ben de babamın cenazesine katılmamıştım. Çünkü o süreçte abilerimle aram iyi değildi. Katılsam, gitsem ki Ankara'daydım, çalışıyordum, yeğenim beni aradı. Emin olun o cenazeyi bırakıp benimle uğraşacaklardı ve ona gölge düşecekti. Gitmedim, sonradan kendim gittim. Bazen ne derler, şartlar ve koşullar eğer ki onu gerektiriyorsa onu yapıyorsunuz. Hayatta insanın en zorlu anları, işte annesini kaybettiği an, babasını kaybettiği an ya da ne bileyim işte dönüm noktaları bunlar insanın ya. Evlilik de bir dönüm noktasıdır. Kayıplarımız, hastalıklar insan hayatında gerçekten önemli dönüm noktaları. Cennette yaşamıyoruz ya. Hayat bir şekilde her şey yolunda giderken bazen seni silkeleyip hop diye alıyor başka bir yere getirip bırakıyor. Önemli olan işte yaşadıklarımızın bize ne kattığı, ne öğrettiği. Yani at gözüyle de bakmamak lazım. O da babasının resmini paylaşmış zannedersem ölüm yıl dönümünde. 2016'da babasını kaybeden Ayça Bingöl geçtiğimiz yıllarda Instagram hesabından yaptığı
paylaşımla, özlemle, babam paylaşımı ile yaşadığı tarifsiz acıyı dile getirdi ve nedenlerini de paylaşmış dürüstçe. Yani Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi işte hayat maalesef bazen insana hiç istemediği kararlar, seçimler, tercihler yaptırabiliyor arkadaşlar. Neticelerine de katlanıyoruz maalesef. Sosyal medyada çok enteresan bu kız Dilan Polat çok fazla konuşuluyor, çok fazla gündem oluyor. Özellikle de biz seviyoruz böyle zengin insanların yaşamlarını, merak ediyoruz zannedersem. Bir özelliği yok, sanatçı değil, bir verisi yok, bir özelliği yok. İşte lüks şatafatla gündem yaratıyorlar. İşte kocasına doğum gününde 65 bin lira pasta yapmış da pastayı beğenmemişler de işte pastacı kadına işte mesaj yazmış da pastacı kadın mesajını silmişmiş de sanki memleket meselesi değil. Yani başka bir paralel evrende yaşıyorlar. O kadar kopuklar ki kendi ülkelerinin, kendi yaşadıkları coğrafyanın gerçekliklerinden uzak. Bunun görgüsüzlük olduğunu düşünüyorum. En pahalıyı arabayı alıp onunla Instagram'da ya da sosyal medyada hava atmak ya da şatafat, işte 60 bin liraya pasta alıyorum, işte 100 bin dolara saat alıyorum, 200 bin dolara şunu alıyorum, milyonlara araba alıyorum, işte kocama şu hediye aldım. Bunları bir de sosyal medyada bilir. Ya gerçekten görgüsüzlük değil mi bu ya, bu kadarı da? Yani enteresan geliyor. Yani hiç doğru bulmuyorum ya. Birazcık insan empati yapar. Bakın haberleri izlemiyor musunuz? Veya ne bileyim gazete okumuyor musunuz? Bunca insanın sıkıntı yaşadığı bir yerde sana kimse para kazanma demiyor ya da hiç kimse sana 100 bin liralık pasta yaptır, 200 bin liralık isterse. Ama bunları milletin gözüne sokmak, şu süreçte gerçekten bilinçli ve sorumlu bir insanın yapacağı şeyler değil diye düşünüyorum. Maalesef işte bu da popülaritesini buna bağlı. Yani yoksa bu gazma gibi adamla bu kadına ne özelliği var ki millet bunları konuşsun? İşte bak biz bile konuşuyoruz. İşte yok işte 65 bin lira pastaymış. Yok kocası kız kardeşiyle dans et. Her şeyleri bir olay oluyor sosyal medyada. Yani konuşuluyor kadın. Bu şekilde konuşturtuyor kendini ama bence kullandığı yol çok yanlış. Hayat onu da başka bir şekilde sınayacaktır diye düşünüyorum. Dünyanın en zengini de olsan sınanıyorsun. İmtihan dünyası burası ya. Yani aslında yoldan çıkmamak lazım. Fütursuzca evrenin inanılmaz bir dengesi var. İnsanı ama ipe ipe ama bilmem ne o dengeye getiriyor. Yani hiç kimse demesin yani hoyratça davranayım, ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım. Eninde sonunda hayat onu bir silkeliyor, kendine getiriyor. Yani hayat herkesin üzerinde tokat atıp kendine gelmesini sağlıyor. Yine şatafat satan, şatafatlı hayatlarıyla bizim tanıdığımız yeni de evlenen Şeyma Subaşı, işte yeni medosu muydu, sevgilisi de biraz kapanmasını istemiş herhalde. O da işte bikinili hallerine kızdığını falan söylemiş. Sonra şortlu pilatesteki hallerini paylaşmaya başlamış. Millet de demiş ki bikiniye kızan bu hallerine kızmıyor mu diye yorumlar yapmış. Demiş ki ancak bu durum çok da uzun sürmedi. İşte Şeyma Subaşı kısacık taytları ve sporcu sütyeniyle ayna karşısında vücudunu gösterdi. Subaşı'nın o halini görenler bikiniyi kıskanıyor da bunu kıskanmıyor mu yorumları yapmışlar. Yani o da şatafat satıyor. O da hep zengin adamlarla olan hayatını pazarlıyor sosyal medyasında. Farkında mısınız? Artık influencer denilen olay ya pahalı hayatları ya da uçuk kaçık hayatları ya da böyle abidik gubidik saçma sapan komiklik adı altında, espri adı altında yapan görgüsüzlükleri izliyor insanlar. Arası yok. İyi mesaj veren, düzgün mesaj veren, düzgün konuşan insanları kimsenin ipleri yok bu ülke. Abuklukların ülkesi olduk ayol. Enteresan bir şekilde nerede abidik gubidik yalap şap muhabbet ediyorsa onu izliyorlar. Veya nerede şatafat zenginlik sergiliyorsa onu izliyorlar. Belki de insanlar sahip olamadıkları şeyleri mi görmeyi arzu ediyor gibi geliyor bana. Sosyal medyada böyle bir çılgınlık var arkadaşlar. Esra Ezmici diye bir kadın var biliyorsunuz. Psikolog mu, psikiyat mı artık neymiş? Bakayım bir önce haberi okuyayım da ondan sonra yoruma geçeceğim. Esra Ezmici'nin sözleri canlı yayında Nur Viral'i utandırmış. Hemen reklama gitmiş.
Şöyle diyor: Esra Hezmeci canlı yayına telefonla bağlanan izleyicisinin tavsiyeler verirken söyledikleri yine Nur Viral'i utandırdı. Esra Hezmeci ilişkiler üzerine konuşan bir kadın bu. Aşkla evlilikle alakalı. Çapalama tavsiyesi vererek, ya bunlar da ekranda konuşulacak şeyler değil bence de, okşa, arzula diyerek Viral'in üzerinde canlandırma yapmış. Sosyal medya hesabındaki takipçilerine verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren klinik psikolog Esra Ezmeci bu kez verdiği tavsiyelerle programına konuk olan Nur Viral'i utandırdı. Omuzunu ve elini sıkacaksın. Nur Viral programda konuk etti Ezmeci'yi, çapalamanın detaylarını sordu. Ezmeci de soruya güzel sözler mesela ama sesiniz, omzunuzu ve elinizi sıkacaksınız. Seni seviyorum, bana sımsıkı sarılmanı istiyorum diyeceksin yanıtını ver. Yani yatak muhabbetlerinin de artık televizyonlarda, ha belki YouTube'da bir nevi olabilir. Bir de bunu Beyaz TV'de mi yapıyor bu yayını? Tabii Nur Viral'in yayını Beyaz TV'de, Gündüz Kuşağı programında. Çocuklar da izliyor olabilir. Okşa, dokun, elle. Bir tabii ötesi artık onu da mı söyleyeceksin? Yani bu... Ama yalnız Nur Viral'i beğeniyorum. Özellikle de astroloji üzerine sohbetlerini Mine Ölmez'le falan yaptı. Ben de bakıyorum arada bir sohbetlerini. Nur Viral'i beğeniyorum bir kadın olarak. Hanımefendi bir kadın. O da diğeri de psikiyatrist, belki de işini yapıyor ama yani bunun bir oluru var ya. Çok fazla hani müstehcen konuların da ulu orta konuşulmasının, ne bileyim, bana doğru gelmiyor. Yani bilmiyorum bu konuda siz ne dersiniz? Hani seksüel konuların ulu orta konuşulması, bunu ne bileyim, biz öyle mi yetiştik artık? Yani insan özel hayatta her şeyi yaşasın, kime ne? Ya da böyle bir bilgi almak istiyorsa gene gitsin bir yerden edinsin, alsın. Ama yani Gündüz Kuşağı programlarında bunların konuşuluyor ama ay hele Seda Sayan çengi çalgı düğün, sosyal medyada önüme geldi, o birilerini evlendirmiş herhalde. Amanın amanın, yani nasıl biliyor musunuz? Korkunç, yani gerçekten korkunç. Öyle bir şeyin içerisinde olduktan sonra dünyanın en büyük sanatçısı olsam ne, en büyük starı olsam ne, yani bak, hakikaten artık her şeyin tadı bozuldu ya, gerçekten ben öyle düşünüyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Hülya Avşar'a bayıldık ki Hülya Avşar'ı son zamanlarda sevmememe rağmen. Hülya Avşar Ayvalık'ta özel bir araç. Aynı bu şeye benziyor. ATM mi diyorlar? Var ya böyle hani üç tekerlekli bisiklet gibi şeyler. Öyle bir elektrikli akülü bir şey almış. Ve Ayvalık sokaklarında görüntülenmiş. Oh diyor da trafik yok, bilmem ne yok. Aracın Ayvalık'ta gıdım gıdım. Aslında böyle bir araç büyük şehirlerde lazım. Hani hem küçük park alanı kolaylığı açısından, hem de ne bileyim markete, pazara sağa sola giderken kullanmak için çok ideal bir şey. Çok imrendim. Kadın üstüne oturmuş vallahi tıkır tıkır gidiyor. Öyle bir araç sahibi olmak isterim gerçi. Ne kadar çok kadın boşandı şu aralar ve yalnızlığa dair mesajlar veriyor. Yine oyunculardan Bade İşçili gazeteciler yakalamış, hemen bir soru yağmuruna tutmuşlar. O da yalnızlığımla barışırım demiş. Eğer birini seversem sizlerle paylaşmaktan çekinmem demiş. Eşinden ayrılmış. Epey oldu o da. 2013'te mi evlenmiş? Evet. Şimdi Malkoç Sualp'le 2016'da boşanan ve ayrılığın ardından 7 sene geçmiş ve ayrılığın boşan, yani yalnızlığımla mutluyum diye bir açıklamada bulunmuş. Bazen de gerçekten zorlamanın manası yok yani. Bu işler nasip, kısmet, dakika başı da. Hani bazı kadınlar var ya, hiç boşu yok yalnız. Ofu yok. Ay çok enteresan geliyor. Daha birinden ayrılmadan daha öbürünü bulmak. Yani daha evliyken, daha boşanma aşamasındayken bile birini bulanlar var. Ya bu bir insanın da bir ilişkisini bitirdiğinde kalbinin bir nadas dönemi olmalı diye düşünüyorum. Ben doğrusunun o olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef bazı kadınlar böyle bir yaşam şeklini tercih ediyorlar. Dedikten sonra ay gene çenem düştü. Konuları uzatmak istiyorum. Bugünkü konularım bunlar da arkadaşlar. Sevişiniz sizleri çok seviyor. Farklı konularla yeniden görüşene dek hoşça kalıyorsunuz, mutlu kalıyorsunuz. Beğendiyseniz like atıyorsunuz. O güzel yorumlarınızdan beni mahrum etmeyin. Bayılarak okuyorum. Çok hoşuma gidiyor yorumlarınızı okumak. Sevişiniz sizleri çok seviyor. Yarın görüşene dek hoşça kalın.